Ben Süleyman Alçer, Alçerler Tekstil Yönetim Kurulu Başkanıyım. 1960 İstanbul doğumluyum. En çok hoşuma giden şey yardımlaşmak, insanları mutlu etmek. Ben okumayacağım dedim. İş hayatına başladım Sultanahmet'te. Çünkü ne bileyim kitap açıp okumak falan işime gelmiyordu. Gidiyordum mesela pazardan bir sandık domates alıyordum. Caddede domates satıyordum. Hiç bugüne kadar da paranın esiri olmadı. Para benim esirim olsun. Yani yiyeceğimiz bir lokma ekmek işte. Şu laf çok hoşuma gidiyor. Allah sizden razı olsun. Olsun derim. Yapalım, iyisini yapalım. Müşteri takdir eder. Hakikaten o takdirleri de alıyoruz sonra. Bunlar bana gurur veriyor. Büyümek, büyümek, büyümek. Ama işimin gereğiydi. Bunu yapmak zorundaydım ve Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şeyi yaptım. Ülkeme yararlı olduğumu zannediyorum. Bilmiyorum, vefat ettiğimde belki kabristanın başına gelecekler veya orada camiye gelecekler, bir dua edecekler. İşte bize bunları yapmıştı diyecekler. Çok seviyorum. Dedim ki, Hızır Aleyhisselam geldi. Ayağı çok uğurlu gitti. Denedi bizi belki de Cenab-ı Hak. Öyle değil mi? Ben Süleyman Alçer. Çok zeki bir çocuktum. Ailemden en büyüğüm. Kuzenlerim ilkokula başlamıştı. Benim yaşım tutmuyordu. Ben de okula gideceğim diye tutturdum. İlk önce misafir öğrenci olarak aldılar ilkokulda. Hatta önlüğüm de yoktu. Mavi süveterim vardı, çok iyi hatırlıyorum. Onunla gidip geliyordum. İlk okumayı ben söktüm sınıfta. İlk kurdeleyi bana taktılar, kırmızı kurdeleyi. Beşinci sınıf bittiği zaman kolej imtihanlarına girdim. 3 veya 4 tane kolej kazandım. O zaman ayrı ayrıydı hepsi. Oradan Avusturya Lisesi'nde başladım okumaya. Okulda öğretmenlerimin çoğu anneme babama anlattıkları şey, çok zeki bir çocuk, çok akıllı bir çocuk ama çalışmıyor. Çünkü ne bileyim kitap açıp okumak falan işime gelmiyordu. Gidiyordum mesela pazardan bir sandık domates alıyordum. Caddede domates satıyordum. Veya işte dedemin dükkanına gidiyordum. Oradan bir şeyler satmak hoşuma gidiyordu. Yani bir ticari şeyim vardı böyle. İşte 5 sene okudum Avusturya Lisesi'nde. Orta sondan da ayrıldım. Biraz rahmetli babamın işlerindeki olan bozukluğu, benim de ailenin en büyük çocuğu olmam. Ben okumayacağım dedim. İş hayatına başladım Sultanahmet'te. Sultanahmet ayrı bir mektep zaten. Yani orada çok şey öğreniyorsunuz. Çocukluğu nasıl yaşadım derseniz, böyle yaşadım. Yani çok ayrı bir çocukluğu bir şeyim olmadı. O 4 kardeşin en büyüğü bendim. Ufacık bir evimiz vardı. Hayat böyle devam etti. Hala devam ediyor. Çocukluk hayali sanayi yoktu, yalan söylemeyin de. Ama iyi bir tüccar olmak vardı. Ticaret yapmak vardı. Başardım. Bu son geleceğim noktada, çünkü bu işe başlarken çıraklık, kalfalık, tezgahtarlık, pazarlamacılık, şirkette hisse almak, daha sonra kendi işini kurmak, iyi bir tüccar olmak, isim yapmak piyasada. Sanayiciliği son dakika düşündük. Bu işin sonu dedik. Bunu da yaparız biz dedik. Yeteneği kendimde gördüm. Ve başardım da. Ben Sultanahmet'te ilk çalıştığım yerde çok başarılı bir de gösterişli bir tipim yani. Bir sürü firmalardan bana şey geldi. Teklif geldi. İşte ne kadar haftalık alıyorsun? 50 lira fazla veremiyor. Ben iş yerimi değiştirmedim. Sabrettim. Ve ben o iş yerinden ayrıldıktan sonra Sultanahmet'te tanıyanların çoğu, ya babanın yanından niye ayrıldın dediler. Babam değildi, patronum da. Ama öyle bir hisse kapılmışlar ki evladı gibi çalışıyordu. Kendi işim gibi çalışıyordu. İşte gençler yaptıkları işi benimseyecekler. Sabırlı olacaklar. Yaptıkları işi de benimsemenin yanında çok sevecekler. Az değil, çok sevecekler. Yani mutlu olacaklar işe gidiyorum diye. Bir de etrafımızda görüyoruz, bir sürü işsiz genç var. Ya işin kıymetini bilsinler, iş buldukları zaman onu bulsunlar. Başka taraf daha fazla para veriyor, şunu veriyor diye başarılı olmuyor. Sabırlı olmak lazım. Bir de işi sevmek lazım. Bir de iş kuracakları zaman aldıkları kredileri,
gününde ödemeleri, borçlarına sadık olmaları, borçla yatıp borçla kalkmaları lazım ki borcunu ödeme şeyi olsun. O zaman Cenab-ı Allah bir yerden kapı açıyor. Tekstil işine 1975 senesinde Sultanahmam'da Avni Kadıköy'lü firmasında çalışarak başladım. İlk 5 sene, 6 sene manifatura işindeydi. Daha sonra 1980'de askere gittim. Askere gittip geldikten sonra gömlekli kumaş üzerine, gömlekli kumaşları satmaya başladık Sultanahmam'da. O zamanki patronum da Erdoğan Nasır'dı. Esmerler Tekstil'in sahibiydi. Ve çok güzel bir piyasada, nasıl derler, pozitif bir enerji yakaladık. Ve gömlekli kumaş üzerinde de iç piyasada bayağı hakim olmaya başladık. Daha sonra 1986 senesinde çalıştığım firma bana bir hisse verdi. O hisseden sonra 1991'de de ayrılarak kendi şirketimi Süleyman Ölçer firmasını kurdum. 1993'te de Ölçerler Tekstil'i kurdum. O zaman üç biraderdik, üç kardeşimle beraberdik. Daha sonraki senelerde hedefi de koymuştuk zaten. Büyümek, büyümek, büyümek. Bunda nasıl yapacaktık? Piyasa kredisini kullanarak, sıfırdan geldiğimiz için sermaye azlığından dolayı fabrikaların mallarını alıp satmaya başladık. Daha sonra fabrikalara kendi koleksiyonlarımızı yapmaya başladık. Yurt dışı fuarları başladı. Orada görgü ve terbiyemizi arttırdık. Yabancı firmalara gittik. Onların depolarında kalan mallarını alıp Türkiye'de satmaya başladık. En son Antalya'da bir Antex firması kurulmuştu. Onların bütün mallarını pazarlamaya başladık. 2009 senesinde de üç birader ikiye bölündü. Ben yalnız kaldım. Oğlumla beraber ayrıldık. İki biraderim de ayrı şirket kurdular. Bu yaptığımız koleksiyonları fabrikalara yaptırıyorduk. Denizli'de, Maraş'ta, Bursa'da. Fakat fuarlarda müşterilerimiz bizim yaptığımız desenleri görünce fabrikalar Ölçerler Tekstil'e biz mal yapıyoruz dediler. Bu pozisyonda da biz fabrikaların yanında sanki ikinci sınıf vatandaş olduk. Oğlumla ve İstanbul'da yine fabrikamızın hissedarı olan Serkan Bey'le oturup bir istişare yaptık. Dedik ya biz bu işe devam edeceksek sanayici olmamız lazım. Kendi malımızı kendimizin üretmesi lazım. Ondan sonra karar verdik ne yapabiliriz diye. Hayatımda ilk defa Kütahya'ya geldim. Soğuk, karlı bir kış günü. Herhalde öyle hatırlıyorum. Mart ayının başı falandı. Burada yine sevdiğimiz bir abimiz var. Oğuz Seçen Bey. O karşıladı beni. Belediye başkanı ve vali de yatırımcı diye beni bekliyorlar. Ve proje üzerinden bu yeri gösterdiler. Ben de aldım dedim. İşte 3 sene içinde ödedik ve şu anda Türkiye'nin gömlekli kumaşta güzel fabrikalarından birini meydana getirdik. Ölçerler Tekstil'i burada yarattık Kütahya'da. İşte sanayi de pek bilmiyoruz. O sırada tabii bu işlerden anlayan insanları da bulup ya biz sanayici olacağız diyemedik. Çünkü eninde sonunda şu anda rakip olduğumuz fabrikaların mallarını satıyorduk biz. Orada mal yaptırdığımız için ya bu adam bizim malları satıyor, yarın öbür gün kendi fabrikası olacak. Biz açıkta kalmayalım diye önlem alabilirlerdi. Gizli tuttuk burayı. Son açılışına yakın haberler oldu. Biraz şok yaşadılar. Yani bir de piyasada beklemiyorlardı. Biliyorsunuz Türkiye'de genelde arsa alayım, şehrin bittiği yerde alayım. 5 sene sonra dünyanın en rahat, en güzel zenginlerinden biri olursunuz. Biz işimizi seviyoruz. Zaten başarının en büyük sırrı da İşini sevmek. Yani gece yastığa başımı koyduğum zaman bugün ne yaptım diye düşünürüm. Sabah kalktığımda da zaten o gece planlamayı yapıyorum uykuda. Kime giderim, nasıl mal satarım, ne üretiriz, ne yaparız? İşle yatıp işle kalkıyorsun. Ve başarı böyle geldi. Şu anda da Türkiye'nin sayılı firmalarındayız. Avrupa'da da tanınıyoruz. Ama işimiz tabii daha bitmedi. Daha çok yolu almamız lazım. Koşturuyoruz. Bunda da en büyük ekibin iyi olması lazım. Fabrika müdürünün iyi olması lazım.
ben biraz titizim. Biraz kırıcı da olabilirim ama işimi seviyorum. Bir de arkadaşları da seviyorum. Aslında iki dakikada geçiyor patron olarak sinirim. Burada da en büyük pay burada fabrikadaki müdürlerin, beyaz yakalıların ve çalışan arkadaşların. Gördüğüm kadarıyla da işte 300 kişi var. Günlük üretimimiz 25 bin metre. 3 vardiya çalışıyoruz. Müdürümüzden en alt kademeye kadar merdivenleri silen elemanımıza kadar fabrikayı ve işi seviyorlar. Buna çok dikkat ediyorum. İlk önce bu işin yapan, imalatını yapan fabrikacılarla tanışıp onların kredilerini kullanmaya başladım. İş bilgisi var. İş bilgisi nasıl pazarlamadan geliyor? Gömlek yapan firmaların sahipleriyle çok iyi diyaloglar kurdum. İyi firmalara gittim. Onlarla diyaloglar kurdum. Onlara mal satmaya başladım. Bunu başarmak için de işte sermaye arttırman lazım. Çok çalışman lazım. Biraz da hırslı olman lazım. Ama bu hırslı olurken de diyaloglarda belki geçmişte kırdığım insanlar da olabilir. Ama işimin gereğiydi. Bunu yapmak zorundaydım ve Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şeyi yaptım. Ülkeme yararlı olduğumu zannediyorum. Şimdi Kütahya neden oldu? Kütahya'ya ilk defa geldim zaten. Buranın arazisini alırken demin söylediğim gibi Oğuz Bey ile biz burada beraber iş yapıyorduk. Onun fabrikasında mal yaptırıp satıyorduk. Tanıyordum kendisini. İlla Kütahya'ya gel yatırım yap dedi. De Kütahya İstanbul'a en yakın ve arazi olarak en ucuz. Ulaşım olarak da hava yolu, tren yolu, karayolu olsun çok rahat bir yer. Ben bazen Merter'den Beykoz'a oturduğum eve 2 saat 50 dakikada gittiğim olmuştur trafikte cuma günleri. Ama ben 2 saat 50 dakikada Beykoz'dan Kütahya'ya geliyorum arabayla. Onun için Kütahya çok kafama yattı. Abi, tek sıkıntımız Kütahya'nın tekstil şehri olmaması. Burada biz kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Zaten fabrikayı kurarken de 40 kişilik güzel bir çalışanlarımızın yatacağı, içinde banyosu, tuvaleti, televizyon seyretme salonu olan bir yer yaptık. O sene Antalya ve Adana'dan gelen ustalarla ve buradaki iş kurula beraber bir ortak çalışma yaptık. Bayağı eleman yetiştirdik. Öyle zannediyorum ki ortalaması da herhalde 6 veya 7 senedir çalışanlarımızın, bütün hepsini ele alırsak. Geçen sene bir yatırım yaptık. O yatırımdan sonra biraz zorlandık. Yani Kütahya'da en çok sıkıntı çektiğimiz kalifiye eleman şeyi. Monitör veya makinelerin bakımı için onda pek zorluk çekmiyoruz. Çünkü biz Bursa ile Denizli arasında olduğumuz için bize monitör lazım olduğu zaman, bir arıza olduğu zaman alo dediğimiz zaman adam ya Bursa'da çıkıyor ya Denizli'de çıkıyor. Tamam abi, yarın dönerken sana uğrarım diyor. Öyle de bir avantajlı konumuz var. Yatırımlardan geçen sene GES projesini yaptık. Orada Vakıf Bank'ın bize büyük desteği oldu. 2 megawatt elektrik üretiyoruz. Benim mesela bu seneki yaz başlangıcındaki hayatımı anlatayım mı size? Cuma akşam 16.25 Sabiha Gökçen Bodrum. Pazartesi sabah 9 uçağı Sabiha Gökçen Bodrum'dan geliş. Sabiha Gökçen'den Kütahya. Perşembe akşamı Kütahya'dan İstanbul. Cuma sabahı Merter. Saat 2.30-3 gibi Merter'den çıkış. 16.25 uçağında Bodrum. İşte yaptığım tatil o. Cuma akşamı, cumartesi, pazar, pazartesi sabah buraya geliş. Şimdi zaten bayram tatilleri şunlar bunlar uzun sürüyor. Bunlar da insanı sıkıyor. Mesela arkadaşlarıma en kızdığım nokta, ya benim tatil yapma hakkım yokmuş. Yok, sen iş adamısın ya, senin yok hakkın. Senin hakkın yok kardeşim. Sen iş adamısın, sana 2 gün yeter. Çalışın diye. Yürüyüş yaptım arkadaşlara. Ya abi ya bir hafta tatil hakkım yok dedim ya.
Sonra teşekkür ettiler. Ya bizi uyandırdın, bizim gitmemiz lazım işe dediler. Mesela ne olursa olsun ben sabah 9 herkesi ararım. Uyandılar mı diye. Kendim de zaten 6 gibi kalkarım. Bir 10 bin adım atarım, yürüyüş yaparım. Fabrikada olduğum zaman da, çünkü ben burada yatıyorum fabrikada. Sabah kalktığım zaman hemen fabrikayı dolaşırım. İşte çalışan arkadaşlara hoş geldin, nasılsın falan derim. Ama fabrikanın içinde de çok titizim. Her şeyin temiz olması lazım. Arkadaşların tam zamanda işe gelmesi lazım. Bunlara dikkat ediyorum. Biraz belki rahatsızlar ama hayat rızkı erken saatlerde başlıyor. Ne kadar erken kalkarsan Cenab-ı Hak o kadar rızkını bol veriyor. Ülkede tanınan, yurt dışına ihracat yapan, bir de aldığı maldan hiçbir zaman şikayet etmeyecek müşteri olsun. Helal edelim parayı. Bazen zarar ettiğimiz olur, olsun derim. Yapalım, iyisini yapalım. Müşteri takdir eder. Hakikaten o takdirleri de alıyoruz sonra. Şimdi şöyle, benim yaşım işte 64'e gireceğiz. Benim gençliğim, sağlığım çalışmaktan geliyor. Şimdi yattığınız zaman sabah kalkacaksınız. Diyelim ki ben emekliyim. Ya diyeceksin ki ya bugün bir işim yok, ne yapacağım? Hadi bir saat daha uyuyayım. Bir saat daha uyuyamazsın, sağa dön, sola dön. İki gün sonra vücudunuz ağrımaya başlar fazla yatmaktan. Ondan sonra dersiniz ki bir doktora gideyim. Doktora gittiğin zaman zaten fazla yatmaktan ya tansiyonunuz yüksek çıkar veya kalbinizde bir şey çıkar. Bir sağlık problemi çıkar. Tansiyon çıkar işte. Bu sefer ilaç başlarsınız kullanmaya. Bu sefer yaşlılık başlar. Bu sefer evde kavga başlar. Ya, huzursuzluk başlar. Ya sabahları mesela ilk işim benim sakal tıraşı olmaktır. Duşa girmektir. Ya düşünsenize bütün gün evdesin ya. Ya bugün de olmayayım dersin. Öyle değil mi? Yani çalışmak sağlıktır bence. Herkes çalışsın ya. Ya çok emekli var. Vallahi üzülüyorum. Ya hayat felsefem yardımlaşmayı çok severim. Yani hayır yapmayı çok severim. Çok dua alırım. Çok da hoşuma gider. Sabahları 8 şeyi gelirken gece vardiyası da çıkış yapıyor. Onları karşılarım sabah fabrikada, kapısında. Şu laf çok hoşuma gidiyor. Allah sizden razı olsun. Mesela geçenlerde aktarmada bir bayan vardı. Vallahi ismini de bilmiyorum ama. Dedi ki Süleyman Bey bir şey söyleyeceğim. Buyur dedim, ne söyleyeyim. Senin sayende dedi. Bir oğlum dedi aşçılık yüksek okulunu bitirdi. Kızım da dedi hemşire oldu dedi. Okutabildim dedi. Bunlar bana gurur veriyor. Yani benim amacım zaten para kazanmaktı. Hiç bugüne kadar da paranın esiri olmadım. Para benim esirim olsun. Yani yiyeceğimiz bir lokma ekmek işte. Öyle değil mi? 1000 lira da benim için güzel para. 2000 lira da. Ne yapacağım fazlasını ki? Yeter ki başarılı olalım. Yani ummadık kişilere yapmışımdır. Herhalde bilmiyorum vefat ettiğimde belki kabristanın başına gelecekler veya o dakika camiye gelecekler, bir dua edecekler. İşte bize bunları yapmıştı diyecekler. Bir hikaye anlatabilir miyim size? 93 senesiydi. Kurban Bayramı tatili başlıyor 10 gün. Bizim de iş yerimiz hanın ikinci katında ama arka tarafta. O hanın ön tarafında da 3 veya 4 tane gömlekli kumaş, bizim kumaşları satan firmalar var. Girişte, cadde üstünde falan. Biz de merdivenlerden çıktığınız zaman asma katın altın arka tarafında kalıyoruz. Bankanın arkasına bakıyoruz. Yerimiz sapa. Asansör durmuyor orada çünkü bir kat yukarıda duruyor. 3 tane de saat 5'e kadar bekledik. Paramız yok. 3 kardeş. Evlere dağılacağız. İşte 10 gün tatil. Herkesin de bir ihtiyacı var. Gideyim dedim borç isteyeyim. Ya borç da alamadım. İsteyemedim yani. Gücüme gitti. Şirkete geldim. Saat 5'te 3 tane adam girdi içeri. Biz dediler Eskişehir'den geliyoruz. Biz dediler inşaatçıyız ama konfeksiyona başladık. Takım elbiseli kumaş aldık. 6200 mark paramız arttı. Siz de gömlekli kumaş yapıyormuşuz. Sizi anlattılar bize dedi. Bu parayı alın 6200 markı. Bize gömlekli kumaş yollayın. Takım elbisenin içine gidecek dediler. Dedim ki Hızır Aleyhisselam geldi. Denedi bizi belki de Cenab-ı Allah.
Öyle değil mi? Yani o bayram tatilinde hiç unutamam. O gelen parayla. Öyle bir hikaye var. Başımızdan geçen. Bu Kütahya'da da mesela bu tip insanlar çok. Ama bana diyorlar ki fazla bonkörsün. Ama inanın o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Bir insanı mutlu etmek, ona yardım etmek. İşte mesela bir şehit ailesinin evi yanıyor. Ona yardım ediyorsanız veya şehit derneğinin çatısı bir şey olmuş. Tabii Kütahya'da Güral ailesinin veya öbür ailelerin yanında bizim yaptıklarımız azdır ama yardımlaşmayı, hayır yapmayı çok seviyorum. Bu son turumuz çünkü hayatımızın. Daha kaç sene daha yaşarız veya böyle sağlıklı kaç sene daha yaşarız. Bu son turumuzda da sağlık versin, işlerimizde fazla sıkıntı vermesin. Çünkü ülkemiz şu anda hakikaten sıkıntılı günlerden geçiyor. Biz de bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Geçen sene 11'le aldığımız yatırım kredilerini şimdi 29'da ödüyoruz. Belki yarın 35'le ödeyeceğiz. Bunlar canımızı sıkıyor. Faizler arttıkça yapmış olduğumuz satışlar zaten Avrupa bağlantılı olduğu için döviz düşüyor. Bunlar bize bu sefer yurt dışında pahalı kalmaya başladık. Sıkıntı veriyor. Ama inşallah atlatacağız bunları. Bundan ibaret. Varlığın benim hayatımdaki anlamı sadece ve sadece tamam belki bir karizman olabilir, varlığın olabilir. Belki insanlar dışarıdan kıskançlıkla bakıyor, bazı hasetlikle bakıyor. Ama varlık benim için en büyük varlık sağlık ve mutluluk. Yani paranın hakikaten şeyi yok. Mesela şu arkada gördüğünüz beratların çoğu belki takdir beratıdır. Maliye Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası'na verilmiş şeydir, beratlardır onlar. Bunları mesela gelip bakarım, böyle çok hoşuma gider. Yoksa ne güzel ben memlekete hizmet etmişim. Belki bu paraların toplamıyla bir hastane odası yapılmıştır bilmiyorum. Ama o da bir keyiftir. Yani memleketine, ülkene hayırlı evlat olmak. Ya benim için varlık bu. Fenerbahçe'yi çok severim. 96 senesinde Fenerbahçe kongre üyesi oldum. Şu anda divan üyesiyim. Fener camiasında da çok arkadaşım var. Onlar da çok severler. Bundan sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu isterim. O da bana ayrı bir gurur veriyor. Yani Mithat Paşa'da maçlara gidecek para bulamazken Fenerbahçe kongre üyesi olmak, Fenerbahçe'de tanınmak ayrı bir gurur vesilesi oldu. Ben 1987 senesinde evlendim. İki çocuğum var. Bir erkek bir kız çocuğu Allah nasip etti. Oğlum beraber çalışıyoruz işin başında. Ben planları yaparken evde mesela televizyon seyrederken veya hanım bir şey anlatırken dalarım. Hanım der ki beni dinlemiyorsun. İşte ben o hep iş düşünüyordum. Yarın ne yaparız, nasıl para kazanırız? Bu düşünceleri yaptığın zaman mesela param yokken hanımla evlendiğim zaman hanım çok hoşuna gidiyordu. Diyordu ki ne güzel gülüyorsun, ne güzel kahkaha atıyorsun. İşte insan para kazandıkça veya işte başarılı oldukça o kahkahaları unutuyor. Ben de o kahkahaları atmayı unuttum. Artık eskisi gibi gülemiyorum. Hanımla aramızda diyalog da az bir şey arıza yarattı. Ama sonuçta başarmanın vermiş olduğu mutluluk var. O da benimle gurur duyuyor. Kızımın doğumu 17 Ağustos 1991. O doğduktan sonra hiçbir maddi sıkıntı görmedim. Ya çok uğurlu ki. Evet. Çok seviyorum.
çok da güzel bir torunum var oğlumdan, Nazlı. Onunla da dede torun ilişkimiz iyi. Haftanın bir günü balıkçıya gideriz, balık yeriz onunla. Kızım kendi başına iş yapıyor, bayan elbiseleri yapıyor, Instagram'da tek tek satıyor. O bizim işi sevemedi. Koç Üniversitesi'ni bitirdikten sonra ben Amerika'ya gideceğim dedi. Dedim 2 sene benimle çalış, para biriktir. Öyle gidersin. Öyle gitti. 3 sene Amerika'da kaldı. Orada çalıştı. Okudu. Sertifika programı aldı. Sonra Türkiye'ye döndü. Baba dedi müsaade edersen ben dedi internet üzerinden satışlar yapacağım. Kendi çapında başarılı. Fena gitmiyor işleri. Ben fazla da karışmam zaten. Oğlum da bir evlat olarak Allah herkese öyle evlatlar nasip etsin. O da evini, yuvasını kurdu. Bugüne kadar en ufak yani en ufak böyle ya baba desin falan yani hiç. Son derece saygılı, acayip seviyorum. O da öyle. Eşim de çok iyi bir eş, anne. Zaten bizim bu iş hayatımızda bizler dışarıda olduğumuz zaman çocukların üzerindeki o terbiye görgüyü de anne veriyor. Hakikaten inanılmaz annelik yaptı. Sağ olsun. Böyle bir hayat hikayemiz var.